Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf fizik 1. yazılı soruları. Birinci sorudan başlayalım. O noktasına uygulanan aynı düzlemdeki F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. F1 o Newton'muş arkadaşlar. Şu 10 Newton'muş ve yazalım. 10 Newton, F2 20 Newton ve F3 22 Newton'muş. Bunların bileşik kuvvetini soruyor. Eğer böyle bir sorularda açılı ifade varsa x'ye bileşenlerini ayıracağız. Y bileşeni arkadaşlar neydi? 10 çarpı sinüs 37 idi değil mi arkadaşlar? Sinüs 37. Buradan sinüs 37 0.6 ise 10 çarpı 0.6'dan bu da 6 yapar. Yani 6 F1'in y bileşeni. X bileşenine bakalım arkadaşlar. Burası da kosinüs 37'ye tekabül ediyor. 10 çarpı kosinüs 37'den 10 çarpı kosinüs 37 0.8 arkadaşlar. Bu da ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. 8 de F1 kuvvetinin x bileşeni. Şimdi kuvvetler zıt olanları çıkaracağız. Aynı yönlü olanları toplayacağız. 8 sola doğru, 20 sağa doğru. O zaman sağa doğru ne olur arkadaşlar? 20'den 8 çıkardığımız zaman 12 yapar. 12 Newton yapar. Yukarı doğru 6 var arkadaşlar. Aşağı doğru 22 var. Büyükten küçük çıkarıp 22'den 6'ya çıkardığınız zaman ne olur arkadaşlar? Aşağı doğru yani eksi y yönünde 16 Newton olur. Şurası 90 derece. Bunların bileşkesi 12. 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı. O zaman bunun bileşkesi ne olur arkadaşlar? 4'ün 5 katından Pisagor'dan 20 Newton yapar arkadaşlar. Bizim aradığımız sonuç 20 Newton. İkinci soru. Eşit bölmeli yatay düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. F3 20 Newton olduğuna göre F1 artı F2 eksi F3 işleminin sonucunda elde edilen kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Öncelikle şu F3 20 Newton olsa buradan bir sonuca varacağız arkadaşlar. F3 kaç kare? 2 kare. O zaman bir kareye 10 Newton düşüyor arkadaşlar. 1 kare 10 Newton. Sonra F1 artı F2'yi topla diyor. F2 nerede? Ucuca ekleme yöntemiyle bak. Burası başlangıç arkadaşlar. Ok işareti bitiş. Sonra bunu kopyala. Yön ve doğrultusunu değiştirmeden F2 buraya ekleyelim. Şöyle ekleyelim. Bu F2 arkadaşlar. Daha sonra ne diyor? Eksi F3. Buradaki eksi vektörlerde arkadaşlar. Vektörü ters değiştir. Ters yönde değiştir arkadaşlar. F3 sağa doğru yani artı X doğrultusunda 2 birim. Ne yapacağız? Eksi X doğrultusunda 2 birim olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Onu da şuraya ekledik. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk başladığımız yerden aşağı doğru ok işareti çiziyoruz. İlk başladığımız yer şurası. En son bitiren şurası arkadaşlar. Oraya ok işareti çizdiğimizde ne olacak? Bir kare oluyor aşağı doğru. O zaman ne olacak? Eksi y yönünde bir karede 10 Newton'du. Cevabımız 10 Newton eksi y yönünde arkadaşlar. Üçüncü soru. Doğu yönünde 20 metre bölü saniye hızla ilerleyen tren içindeki bir yolcu trenin arka tarafına 2 metre bölü saniye hızla yürümektedir. Burada yolcu varmış. Trene zıt yönde yürüyor 2 metre bölü saniye. Buna göre diyor tren aynı yönde 30 metre bölü saniye hızla ilerleyen otomobildeki durgun gözlemci yolcunun hareketini nasıl görür diyor. Şimdi arkadaşlar bu sola doğru 2. Bu tren de sağa doğru 20 gidiyorsa ne olur arkadaşlar? Net hız burada 18 metre bölü saniye olur tren yönünde arkadaşlar. Tren yönünde yani 18 metre bölü saniye olur. Çünkü yolcu 2 metre bölü saniye sol tarafa doğru gidiyor. Diğer de tren hızı da 20. Net hız 18 metre bölü saniye olur tren yönünde. Şimdi sağa doğru 18 var arkadaşlar. Sağa doğru da yine arabanın da gözlemci olacak 30 Newton. Şurası 30 metre bölü saniye. Burası da 30, 18, burası da 30 metre bölü saniye. V bağlı arkadaşlar ne olacak? V gözlenen eksi V gözlemci. Gözlemci neredeydi? Otomobildeki durgun gözlemci. Yani otomobili ters çevireceğiz. Şuradaki eksi ifadesi ters çevir anlamında. Sağa doğru 18. Sağa doğru gözlemciyi ters çevirelim arkadaşlar. Sağa doğru 30 metre bölü saniye ise o zaman sola doğru 30 metre bölü saniye olacak. Sola doğru 30 metre bölü saniye. O zaman ne olacak? Sola doğru zıt olduğu için çıkaracağız. Sola doğru büyün yönünü alacak.
30'dan 18 çıkardığım zaman 12 metre bölü saniye batı yönünde yani. Batı yönünde. Gelelim dördüncü soruya. Şekildeki yolda belirtilen yönlerde hareket eden KL ve M araçların hızları sabit ve 5 metre bölü saniye büyüklüğündedir. 3 tane aracımız var. K aracının L aracına göre hızının büyüklüğü V1. K aracının M aracına göre hızının büyüklüğü V2 olduğuna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? V bağlı neydi arkadaşlar? Gözlem eksi gözlemci. İlk önce V1'i bir yazalım. V1'in denklem şeklini yazacak olursak VK gözlenen VK gözlemci kimmiş? VL. VK'yı aynı alacağız. Eksi yönden VL'ye ters çevireceğiz. VK nerede? Sağa doğru 5 mi arkadaşlar? VL nerede? Yukarı doğru 5. O zaman ne olacak? Eksi olduğu için arkadaşlar aşağı doğru 5 olacak. Yani şöyle 5 olacak. Şu VL. Şu aradaki açı arkadaşlar 60 ise şurada 60 olur. Bak burası 5. O zaman bundan bileşkesi ne olacak? 60 bir eşkenar üçgen çıkıyor. Burası da 5 olur. Yani V1 5 olacak. 5 metre bölü saniye. Daha sonra diğerine geldiğimizde diğer denklemi yazalım. K aracının M aracına göre. O zaman V2 de nedir arkadaşlar? VK eksi VM. Burada K gözlenen ve gözlemci. K'yı aynı alıyoruz. K sağa doğru 5'ti bak. K sağa doğru 5 değil mi? Şuraya alayım. M sola doğru 5 metre bölü saniyeydi. Bak sola doğru 5 metre bölü saniye. O zaman eksi olduğu için arkadaşlar vektörlerde ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Bak 5 oldu. Şu K, şu M ikisi aynı yönlü olduğu için 10 metre bölü saniye olacak değil mi? Daha sonra V2 10 metre bölü saniye. V1 de 5 metre bölü saniye. Dolayısıyla ben bunları oranladığım zaman ne olacak? V1 bölü V2. V1 5 metre bölü saniyeydi. V2 10 metre bölü saniye. Bunları sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 şeklinde bir sonuca ulaşırız. Beşinci soru. Şekil 1'de M ve 3M kütleli cisimler yatay F büyüklüğünde kuvvet ile, şekil 2'de 2M ve M kütleli cisimler yatay 3F büyüklüğünde kuvvet ile çekildiğinde cisimleri birbirine bağlayan iplerdeki germe kuvvetleri T1 ve T2 olmaktadır. T1 bölü T2 oranını sormaktadır arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu sistemin ivmesini bulalım. A1'i bulalım. Bir de buradaki sistemin ivmesini bulalım. Oradan bir yola çıkalım. Şimdi benim ana formu neydi? F net eşittir M çarpı A'ydı değil mi? Öncelikle şekil 1'deki sistemi bir ele alalım. Daha sonra toplam net kuvvet F'miş arkadaşlar. F ile çekiliyor. Toplam kütlemiz ne kadar? 3M burada var. M burada var. Ne oldu? 4M çarpı buna da A1. Birinci sistemin ivmesi diyelim. A1 burada ne oldu? F bölü 4 yaptı mı? Daha sonra ikinci sisteme bakalım. Toplam kaç F kuvvetle çekiliyor? 3F kuvvetle çekiliyor. 3F eşittir. Toplam kütlemiz 2M burada var. M de burada var. Ne oldu? 3M çarpı A2 inmesi. A2 buradan ne oldu? F bölü M çıktı arkadaşlar. Değil mi? F bölü M. Şu F bölü 4M'di. Ben şu ifadeye A dersem şu ifade ne olur arkadaşlar? A bölü 4 olur mu? A bölü 4 oldu. Daha sonra T1 bölü T2'yi soruyor. T1'den başlayalım. T1 eşittir. T1 ne kadarlık kütleye çekiyor? 3M'i çekiyor değil mi? Bak şu sistemi ele alıyorum. Şu kare içerisine aldığım sistemi ele alıyorum. Sağa doğru T1 var. T1 3M çarpı ivmesi neydi bu sistemin birinci ivmesi? A bölü 4 değil mi? A bölü 4. T2'ye bakalım. Şu sistemi ele alıyorum. Şu kısmı. Bak sağa doğru T2 çekiyor. T2 kütlesi 2M çarpı A. Bunları ne diyor? Birbirine oranla diyor. Oranlayalım. M'ler gider. A'lar gider. Ne kaldı arkadaşlar? 3 bölü 8 kaldı. Altıncı soru. X ve Y cisimleri birbirlerini ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz bir iple bağlanarak şekildeki sistem kuruluyor. X cismiyle zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayı 0.5'miş. Sistem serbest bırakıldığında ipte oluşan gerilme kuvveti T olduğuna göre T kaç Newton'dur? Hemen arkadaşlar verilen ifadeleri yazalım. Şimdi 4 kilogram var. M çarpı G'den aşağı doğru 40 Newton oldu mu? 4 çarpı 10'dan 40 Newton oldu değil mi arkadaşlar? 40 Newton. Daha sonra buradaki sürtünme kuvvetini yazalım. Çünkü katsayı 0.5. F sürtünme K çarpı N'den. Yukarı doğru tepki kuvveti var. Aşağı doğru MG var. N eşittir MG eşit olmak zorunda. K
çarpı mg oldu mu? Buradan k'mız kaç vermiş? 0.5 vermiş. Kütlemiz zaten 1'miş. G'miz de 10. Ne yaptı? 5 oldu mu? Sola doğru 5 tuttu. Şimdi net kuvvet yazalım. F net eşittir m çarpı a'dan. Net kuvvetimiz aşağı doğru 40 var arkadaşlar. Bakın aşağı yuvarlak içine aldım. Sola doğru da sürtünme kuvveti var. 40 eksi 5'ten çarpı toplam kütlemiz ne kadar? X'in kütlesi 1 kilogram, Y'nin kütlesi 4 kilogram. Toplam 5 çarpı A oldu. A buradan 35 bölü 5'ten 7 metre bölü saniye kare. Bu bulduğumuz sistemin ivmesi. Daha sonra ne istiyor bizden? T istiyor. Şu sistemi ele alalım arkadaşlar. T'yi bulacağız şu an. Yukarı T var. Aşağı doğru 40 var. 40 eksi aşağı 40 eksi T. T yukarı, zıt olduğu için çıkarıyoruz. Eşittir. Kütle çarpı. Kütlesi kaç bunun? 4. Sistemin ivmesini kaç bulmuştuk? 7 bulmuştuk değil mi? 40 eksi T 28. T buradan ip gerilmesi 12 Newton bulunur arkadaşlar. 7. soru. Düz bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç düzgün olarak hızını 10 saniyede 90 km saate çıkartıp daha sonra 20 saniyede bu hızla hareket ediyor. Buna göre aracın başlangıçtan itibaren 30 saniye boyunca yer değiştirmesi kaç metredir? Öncelikle şu 90 km saati metre bölü saniye bir çevirelim arkadaşlar. İşlemlerimizi MKS birim sisteminde yapıyoruz. 90 km bölü saat eşittir. 90 çarpı 1000 metreye çevirdik bölü saat bir saniye 3600. Buradan ne yapar arkadaşlar? 25 metre bölü saniye. Hızı 25 metre bölü saniye. Hemen grafiğimizi çizelim şöyle. Hız zaman grafiğimizi. Şöyle bakalım hız zaman grafiği. Şurası V, şurası T diyelim. Hızımız durgun halden başladığına göre şuraya 0 diyelim arkadaşlar. 0'dan neye çıkıyor? 25'e çıkıyor değil mi? 25'e çıktı. Kaç saniye? 10 saniye çıkıyor bakın. Şuradaki ifadeleri ben grafiğe döküyorum. 10 saniyede 25 olmuş. Şurası 25. Daha sonra ne diyor? 20 saniye bu hızla hareket ediyor. 20 saniye bu hızla hareket ettiğine göre 20 eklediğimiz zaman 30 oldu mu? 30 saniye boyunca yer değiştirmesi kaç metre olur? Bu hız zaman grafiği olduğuna göre şu taradığım alanın yer değiştirmesini bulacağım. Çünkü buradaki alan bana yer değiştirmeyi veriyor. Buradaki alanı bulursak arkadaşlar önce isterseniz yamuk alanı bulun, isterseniz üçgen kare alanı bulun toplayabilirsiniz. Öncelikle şu üçgeni yapalım. Şu üçgen alanı taban alan çarpı yükseklik 10 çarpı 25 bölü 2'den burası ne yapar? Üçgen alanı 125 yapar değil mi? Daha sonra şu kare alanına bakalım. Şu kare şurası 30 eksi 10 bölü 25 ne yapar? Burası da 500 yapar kare alanı. 125 burası 500 burası. 125 artı 500'den ne yapar? 625 metre olur arkadaşlar. 8. soru. Doğrusal yolda gitmekte olan KVL araçlarına ait hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Araçların T eşittir 0 anında yan yana olduklarına göre 10. saniye sonunda aralarındaki mesafe kaç metre olur diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman KVL araçlar ikisi de aynı yönde gitmekte. Dolayısıyla mesafe. Bu ne grafiği arkadaşlar? Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinin altındaki alan neyi verecek? Yer değiştirme verecek. Öncelikle L'yi bulalım. Bak şu L şurası. Şu taradığım yer. Mavinin altı L. Burada bir üçgen var. Üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 10 bölü 2'den. Yani şu L 10 çarpı 10 bölü 2'den ne yapar? 50 yaptı mı? Daha sonra K'yı bulalım arkadaşlar. K'yı da şu morun altı arkadaşlar. Şu komple taradığım alan şöyle. Morun altı. Burada da bir yamuk var. K diyelim. Yamuğun alanı nedir? Alt taban altı, üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 15 bölü 2. 75 yaptı mı? 75 değil mi? Metre. İşte 50 metre. İkisi aynı yöne gittiği için arkadaşlar çıkaracağız. 75 eksi 50'den 25 metre olur. 9. soru. Akıntı hızının sabit ve V akıntı olduğu bir nehirde suya göre V büyüklüğünde hızla yüzen yüzücü K noktasından L noktasına T sürede gidip L noktasından M noktasına 2T sürede dönüyordu. Yere göre sabit olan nokta arası uzaklıklar eşit olduğuna göre V akıntı kaç V'dir? Bunlar hepsine X diyelim. KM arasına X diyelim. LM arasına X diyelim. Diyor ki K noktasından L noktasına T sürede gidip. Şimdi ana formülü şu arkadaşlar. X eşittir V çarpı T. Bu denklemi kullanacağım ben.
Şimdi K'dan L'ye ne kadar yol almış? K'dan MX, M'den LX toplam 2x olmuş mu? Yalnız hızımız V artı diyeceğiz. Niye artı diyeceğiz? Bak akıntıyla aynı yönde bak. Akıntıyı dahil edeceğiz. V akıntı çarpı kaç T sürede geliyormuş burada? T sürede geliyormuş. T'yi buraya aldık. Bu birinci denklem olsun. Daha sonra ne diyor? L'ye geldi mi? L'den M'ye de bak şuradan L'den M'ye de şuraya ne kadar yol aldı? X yol aldı mı? X yol aldı. Eşittir. Bu sefer arkadaşlar akıntıya ters yönde gelecek. Hızı zaten V'di değişmiyor. Sadece artı yerine eksi yazacağız. V akıntı çarpı süremiz ne kadarmış? 2T'ymiş. 2T'yi buraya yazıyoruz. 2T'yi buraya yazıyoruz. 2T. Bu da ikinci denklem. Bunları taraf tarafa bir toplayalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Buradan şu x'ler gider, t'ler gider. Ne yapar? İşler çarpım yaptığı zaman 4v eksi 4v akıntı eşittir. V artı v akıntı yaptım işler çarpım yaptığımızda. Şimdi v'leri bir tarafa, akıntıları bir tarafa toplayalım. 3v eşittir 5. 3v 5v akıntı. VA kaç v'dir diyor. Buradan da VA 3V bölü 5 çıkar arkadaşlar. Gelelim son soru, 10. soru. Eşit bölmenin yatay düzlemdeki KLMNP şekildeki gibidir. Buna göre 3 tane öncül var. İfadelerinden hangileri doğrudur? K artı L artı M artı N vektörü P'ye tekabül ediyor. Bakalım KLMN. K burada, L ucuca ekleme yöntemiyle bak. L'ye buraya geldim arkadaşlar. Buraya geldim, buraya koydum. Sonra ne diyor? M'yi ekle diyor. M şöyle yine üzerine bak geri gidiyorum şöyle. Şuraya geldi. Başlangıç bitiş, başlangıç bitiş, başlangıç bitiş. M K'nın ucuna geldi. Sonra diyor K, L, M en son N diyor. N nerede? Sola doğru bir birim. Bak en son şurada bitti arkadaşlar. Kural neydi? İlk başladığım yerden en son biten yere çiziyorum. Bakın baktığınız zaman yukarı doğru iki birim. Evet P vektörüne eşittir diyor. Bu doğrudur. Daha sonra ne demiş? K artı N vektörü eşittir P vektörüne eşittir demiş. K artı N vektörü P vektörüne eşittir. Hemen şuradan şöyle hemen sileyim. Şimdi K artı N vektörü. K artı K burada bak buradan başlıyorum. Burada bitti ok işaretini. N'yi kopyaladım. Şuraya yapıştırdım bakın. Yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden. Burada bitti mi? Kural neydi? Başlangıçtan bitişe doğru çiziyorum. Bakın yukarı doğru çizdiğim zaman P'ye eşit oluyor. Yukarı doğru 2 birim. Evet bu da doğru. Daha sonra ne diyor? M eksi N vektörü P eşitmiş. M eksi N vektörü. Şimdi M buradan başladım. Bakın şu nokta taradığım yerden başladım. Sonra M burada bitti. Eksi N. N sola doğru 1 birim. Sağa doğru 1 birim olacak. Eşittir P. Başladığım yerden dişe doğru çiziyorum. Yukarı doğru 2 birim. Evet bu da doğrudur. Yani 3 öncül de doğrudur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese başarılar şimdiden.